Geldiniz yayınımıza. Uzun Sağ zamandır olun, teşekkür ederim. Uzun zamandır yüz yüze gelemedik. Evet, inşallah artık, geliriz. İnşallah bu pandemi döneminde insanlar böyle hasret giderir oldu ama bunu da tartışmak lazım belki. İnsanın insana ihtiyacı var. Doğru. Sayın Karayalçın, siz Türkiye'de çok kritik bir dönemde başbakan yardımcılığı görevi yaptınız. Onunla ilgili bir iki sorum olacak size ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Türkiye'de NATO'nun da müdahalesinin olduğunu düşündüğümüz 12 Eylül faşist darbesinin ardından Sosyal Demokrat Halkçı Parti bugün sorun olan pek çok meselenin çözümü olarak ortadaydı. Ben ve benim gibi pek çok genç sol ve sosyalistlerin de Sosyal Demokrat Parti'nin içinde olduğunu bildiğimiz için sıcak bakıyorduk. Aleviler öteki olduklarını düşündükleri için, eziyet çektikleri için Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin içindeydi. Kürt sorununun panzehiri gibiydi. Bütün Doğu, Güneydoğu'da sizin de içinde olduğunuz partide ileri adımlar atılmıştı. Ve nihayetinde aslında bugün laiklerin de Cumhuriyet ideolojisinde içinde olduğu bir sentez partisiydi. Fakat hem kuruluşunda hem sonrasında sanki bir operasyon yapıldı da öyle bir siyasi partinin olmaması gerektiği düşünüldü. Ben hep bu tezi savunurum. Çünkü o parti Türkiye'de önemli bir işlev görüyordu. Bize bilebildiğiniz kadarıyla kısaca hem ardı ardına Erdal Bey'e yapılan vetolar hem de sizin döneminizde belki de uluslararası baskılar da olduğunu düşünürsek Sosyal Demokrat Halkçı Parti neden bir biçimiyle siyasette olmasın istendi? Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile ilgili değerlendirmeleriniz çok doğru Enver Bey. Ben bu değerlendirmeye geçmeden önce nitelemeniz için teşekkür ediyorum. Size başarı dileklerimi sunuyorum. Programınızı çok zevkle izliyorum. Programınıza da başarılar diliyorum ve biraz sonra konuk edeceğiniz arkadaşlarımı da izin verirseniz şimdiden selamlamak istiyorum. Sağ olun. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Türkiye solunun en kitleselleşmiş partisiydi gerçekten. O doğrultuda siyaset yaptı. Sosyal demokratların Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi programında da belirtildiği gibi Enver Bey üç ayağı var. Bir ayağımız Atatürk ilkeleri, devrimleri, Cumhuriyet'in temel değerleri. Bir ayağımız Sosyalist Enternasyonel'in kararları, sosyal demokrasinin evrensel kuralları, değerlendirmeleri. Bir ayağımız da Anadolu aydınlanması dediğimiz değerlerin temsil edilmesi. Biz bu üç ayağın birleşkesiyiz. Bu üç ayak bence Türkiye için çok üstün değerler taşımakta. Bu bir üçgen oluşturmakta. Bu üçgen içinde olmaktan da çok büyük bir kıvanç duyduğumu, memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Biz bu üçgenin sol ayağına yakın bir partiydik. Orada yoğun bir biçimde çalışmalarımızı yürütmekteydik. Özellikle Kürt sorunuyla ilgili değerlendirmenize katılıyorum. Gerçekten bu konuda hala Türkiye'de referans verilen bir çalışmanın altına Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1989 yılında başladığı bir çalışmayla imza atmıştı. Ayrıca laiklik konusunda, Cumhuriyet'in temel değerleri konusunda Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin çok güçlü bir sesi vardı. Biz 12 Eylül sonrasında özellikle yerel yönetimlerde, örneğin 1994 yılında yaşanan yerel yönetim seçimlerinde bölünerek yerel yönetimlerde iktidarı kaybettik. Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin çoğu kentinde Sosyal Demokratların bölünmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki görüşlerini taşıyan grupların bir türlü bir araya gelememesi bu seçim kayıplarını getirmişti. Bizim birleşmemiz gerekiyordu. Bir siyasi güç inşa edilmesi gerekiyordu. Bugün bugüne yansımaları olan ittifak kavramı, konuşmaları, çabaları o sırada başlamıştı. Birleşme doğruydu, birleşmeliydik. Bütün cumhuriyetçilerin, sosyal demokratların kendisini ister demokratik solda görsün, ister sosyal demokrat olarak tanımlasın, o siyasetçilerin, kitlelerin bir araya gelmesi Enver Bey doğru bir değerlendirmeydi. Bölünmenin sonuçlarını çünkü yaşamıştık. Birleşerek doğru bir iş yaptık ama birleşerek yeni bir duruş, yeni bir siyasi ideolojik duruş maalesef ortaya koymadık. Yalnızca birleştik. Bu Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin o tarihe kadar taşıdığı ve birleşmeye kattığı değerlerin ondan sonra devam ettirilmesini de
maalesef engelledi. Bence temel sorun buydu. Sayın Karayalçın, toplumun halen kavramadığı, pek çok yakın tarih bilenlerin, zaten gençlerimizin pek çoğu maalesef bunları henüz bilmiyor ama toplumun halen tam olarak kavramadığı ve size sıkça sorulan bir soruyu kamuoyunu ilgilendirdiği için tekrar sormak istiyorum. O da şuydu, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin oluşumu bile çeşitli bileşenlerden bir araya gelmekle oluyordu. Sayın Aydın Güven Gürkan ile Erdal İnönü fedakarlıklar yaparak bu çatıyı kurdular. Ecevit "ben asla bu işin içinde olmayacağım" dedi. Onu gördük. Ancak Küçük Baykal CHP'si, hayli Küçük Baykal CHP'si, o dönemin en önemli partisi olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi birleşerek yuttu derler herkes. Ve bu yutmada da Karayalçın maalesef yeterince direnemedi derler. Bir de şunu söylerler, Karayalçın o kadar emek verdiği partiyi gözyaşlarıyla bırakmak zorunda kaldı ve öteki haline getirildi. Baykal yüzünden Karayalçın çok büyük sıkıntılar da yaşadı denir. Bunların bir kısmına siz yanıt verdiniz ancak bu halen bir ihtiyaç. Çünkü o dönemden sonra bütün Kürt siyaseti, bütün Alevi siyaseti başka bir kılıf oldu ve Baykal neredeyse tamamen Batı'nın deniz kenarındaki laik oyların, soldan uzak cumhuriyetçi oyların temsil ettiği bir partiye döndü. Ve bugün hala onarılması gereken sorun yoksullar, Kürtler, ötekilerin yeniden CHP'ye sıcak bakması meselesi. Bu konudaki görüşlerinizi de ekleyerek aydınlatır mısınız lütfen? Ben bir kez daha birleşmenin doğru bir karar olduğunu ama o birleşmenin ardından yeterince bir siyasi ideolojik yenilenmenin yapılamadığını, bir duruşun ortaya konmadığını söyleyeyim. Aslında CHP ile CHP'nin birleşmesi de yeterli değildi Enver Bey. Demokratik Sol Parti'nin de o birleşmeye katılması gerekirdi. Bu üçünün bir araya gelememesinin bedelini Türkiye çok ağır bir biçimde, çok acı bir biçimde yaşadı. Rahmetli Bülent Ecevit başlangıçta sol partilerin, yani CHP'nin, CHP'nin, DSP'nin ayrı ayrı seçilerek meclise girmesini ve mecliste bir grup kurmalarını, mecliste bir hükümet, pardon, bu hükümet kurmanın yollarını aramalarını söylüyordu. Ama birleşmeden, ittifak yapmadan meclise girmek, mecliste hükümet kurabilecek bir seviyeye gelmek olanaklı değildi. Yani birleşme, ittifak bugünkü gibi gerekliydi. Olmadı. DSP çok uzak durdu. Ama ben Bülent Bey'in, rahmetli Bülent Ecevit'in 2006 yılında kendisiyle yaptığım bir görüşmeye dayalı olarak söylüyorum. Solda birliğin inşa edilmesi için yeni bir çaba harcanması gerektiğini düşündüğünü söyleyeyim. Yani 2006'da Bülent Bey bu noktadaydı, bu noktaya gelmişti. Keşke daha önce bu noktaya gelebilseydik, keşke çok büyük bir güç inşa edebilseydik. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmesi yalnızca biraz önce söylemiş olduğum gelişmenin sonucu değildi. Sayın Aydın Güven Gürkan da, önceki genel başkan olarak söylüyorum, rahmetli Aydın Güven Gürkan, rahmetli Erdal İnönü, her ikisi de birleşmenin olması için çalıştılar. Her ikisi de birleşmenin CHP çatısı altında olmasını öngördüler. Özellikle Erdal Bey'in kurucu genel başkanı olarak birleşme CHP çatısı altında olmalıdır dediğini hatırlatmak isterim. Yani Erdal Bey için de, Aydın Güven Gürkan için de bu birleşme çabaları uzak düşünceler değildi. Sonuçta Sosyal Demokrat Halkçı Parti kurultayında çok yüksek bir oranda, 3/2 dolaylarındaki bir oranla birleşme onaylandı. Birleşmenin CHP çatısı altında olması öngörüldü ve o doğrultuda da bir işleyiş ortaya kondu. Dediğim gibi birleşme gerekliydi. Keşke DSP de buna eklenseydi. Ama ya asıl yapılması gereken o tarihte yapılmadı. Bugün de gelmiş olduğumuz yerde, yeni gelişmelerin eşiğinde, ışığında Enver Bey, bir yeni ideolojik duruşu ortaya koymamızın gerekli olduğunu görüyorum. Onu hemen ifade edeyim bu sorunuz vesilesiyle. Yani biz 1974 yılında bu post-Fordist gelişmeyi yeterince değerlendiremediğimiz için sendikal örgütler güç kaybetti. Sosyal Demokrat Hareket içinde işçinin gücü göreceli olarak geriledi. Bugün şimdi sanayi 4.0, sanayi 5.0 gelişmeleri var. Yapay zeka var.
algoritmalar var önümüzde. Bütün bunların ışığında solun kendisini yenilemesi, yeni bir duruşu getirmesi bir zorunluluk olarak duruyor. Yani sosyal demokrat olmak kolay bir şey değil. Ya. Bir defa kendini böyle ilan ettin mi, tamam her şey sür git gidecek diyemezsiniz. Sürekli yenileneceksiniz. Kendinizi sürekli yeni gelişmelere göre değerlendireceksiniz. Bu gelişme bugün de önümüzde durmakta. Onu da belirteyim Enver Bey. Sayın Karayalçın, sizle ilgili en önemli...